Profesör Doktor Mehmet Şahin, bu kısmını size de sormak isterim. Bir taraftan ara seçimler, bir taraftan tekrar işte başkanlık için bir noktada bir yarış ve Trump'ın burada aday olup olmadığı, olup olmayacağı konuşulacak. Cumhuriyetçilerin performansına etkisi ne olur böyle bir şey? Mesela Trump'ın elinde şu anda ben mağdur ediliyorum gibi bir kart geçiyor mu? Bilmiyorum tabii, Amerikan siyasetinde böyle mağdur olmak işe yarar bir pozisyon mudur? Şimdi Trump'la birlikte biz aslında Amerika Birleşik Devletleri'nde çok da alışık olmadığımız resimlerle karşı karşıya kalıyoruz. Bunların en çarpıcıları biliyorsunuz 6 Ocak 2021'deki kongre baskınıydı. Aynı zamanda Trump'ın bugüne kadar bizim bildiğimiz Amerikan başkanlarının dışında kendine has sui generis davranışları vardı biliyorsunuz. Bu da Amerikan müesses nizamı tarafından çok da kabul edilmedi. Aynı zamanda belli basın tarafından, Amerika'daki özellikle etkili basın tarafından Trump'a yönelik bir ciddi eleştirinin olduğunu o 4 yıllık süreçte gördük. Hala da bunun devam ettiğini düşünüyorum. Şimdi benim kafamda bazı sorular var. Özellikle gündem belli olunca biraz da bakmaya çalıştım. 2 yıla yaklaşıyor. Madem 15 kolü evine götürmüş, gizli evrak veya işte devlete ait olan evrak neyse bunu götürmüş. Peki bu önemli evrak olduğu düşünülüyor ise, sorulması gereken sorular diye düşünüyorum. Niye 2 yıl beklersiniz, 2 yıla yakın niye beklersiniz mesela? Yani kongre seçimleri geliyor, işte Kasım'da ara seçimler var. Ara seçimlere giderken mi bunu gündeme getirirsiniz? Yani diyelim ki böyle bir şey var. Karar almakta bir herhalde bu yargı kararıyla bir FBI böyle bir şey yapmıştır. Amerikan sisteminin detayını bilmiyorum. Ama 2 yıl niye beklersiniz ki bir baskın düzenlersiniz veya gidip bir arama yaparsınız? İkinci bir soru, tamam şeyden geliyor, ticaretten geliyor, özel sektörden gelen bir başkan. Bu dünyanın her tarafında da vardır ama bir başkan seçildiği zaman biliyorsunuz devletin nasıl işleyişinin nasıl olduğu konusunda ona briefing verilir. Yani davranışlardan tutun, yani işte burada işlerin nasıl işlediğine yönelik. Herhalde Beyaz Saray'da gelip Trump'a oturup kimseyi dinlemedi değil. Mutlaka devletin işleyişiyle ilgili, evraklarla ilgili briefing verilmesi gerektiği, en azından dünyanın en güçlü ülkesinde böyle bir beklenti olur. Yani buna rağmen mi Trump böyle bir şey yaptı? İçeriği ne mesela bu evrakların, biliyor muyuz? Bilmiyoruz. Böyle bir bilgi de yok. Sadece ortaya atan veya demokratlara yakın gazetelerin veya demokratlara yakın siyasetçilerin konuşmaları üzerinden mi yorum yapacağız? Yani soru işaretlerinin çok olduğunu düşünüyorum. Evet, Trump'la ilgili ilginç şeyler söylediğinizde belki toplum tarafından şey bulunabilir. Yani müşterisi bulunabilir. Ya Trump bu tür davranış yapabilir tırnak içinde. Böyle bir beklenti olabilir. Yani özellikle biliyorsunuz diplomasi ve Twitter'ı kullanması veya belli davranışlara dikkat etmemesini göz önünde bulundurarak şimdi böyle bir evrak götürme olayı belki şey bulabilir ama benim gördüğüm kadarıyla siyasi olarak bunu kullanmak isteyecektir iki tarafta diye düşünüyorum. Yani ara seçimlere giderken Trump bunu bir mağduriyet yaratma anlamında kullanmak isteyecektir. Kendisine karşı bir savaş yürütüldü. Yani ister demokratlar olsun ister biliyorsunuz ilk geldiği andan itibaren, hatta gelmeden, başkan olmadan önceki süreçte bile müesses nizama karşı biliyorsunuz bir söylemle geldi. Karşı söylemle geldi. Bunu Trump, evet ben benim bana yönelik bir savaş, tekrar yeni bir savaş başlatıyorlar diye bunu kullanacaktır diye düşünüyorum. Hukuki süreç işlese dahi, diyelim ki Trump gerçekten böyle bir şey yaptı. Çünkü detayını bilmiyoruz. Hukuki süreç işliyor ve bu çerçevede FBI arama yapıyor. Bu olsa bile, yani hiç bunun dışında bir gelişme olmasa bile artık Amerikan siyasetinde siyasi olarak yorumlanacak bu. Yani büyük bir kesim bunu siyasi olarak yorumlayacaktır diye düşünüyorum.